Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir teröristin, bir katilin, bir sabıkalı bölücünün 10 maddelik ihanet metnini çözüm diye sunmaktadır. Davutoğlu inanmadığı halde hala ortak aidiyet telaffuzuyla avunmakta, bize de çağrıda bulunmaktadır. Şehitlerimizin istismarı ya da hepimiz için kutsal olan kavramlar üzerinden siyaset geliştirmemiz halinde kaybedenin biz olacağını söylemektedir. İstismar AKP'ye has bir ilkelliktir. Takiyenin kime yakıştığı da bellidir. Davutoğlu unutmasın ki eğer milletimiz kazanacaksa, eğer milletimiz huzura kavuşacaksa biz kaybetmeye ve yanılmaya baştan razıyız. Ama hiç de böyle olmayacaktır. İmralı Canisi'nin sözlerine dikkat kesilen vicdanlı, milliyetçi, vatansever yürekler yaklaşan fırtınayı hissetmektedir. Her bir maddesi musibet, her bir maddesi melanet, her bir maddesi mahvoluş demek olan ihanet metni Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başbakanlık ofisinde rahat koltuklarına kurulan müflis şahsiyetlerce açıklanmıştır. Neymiş? PKK olağanüstü kongre toplayıp silah bırakacakmış. Neymiş? Barış gelecek, demokratik siyasetin önü açılacakmış. Öncelikle söylemek istediğim şudur. Sevr anlaşmasına da barış diyorlardı ve Türk milletine nasıl bir cehennemi yaşatacağı da herkesin malumuydu. İmralı Canisi'nin hazırlayıp Kandil Çetesi'nin ihtiyatla paraf ettiği 10 maddelik ihanet metni, Türkiye Cumhuriyeti'nin çöküş belgesi, varoluşunu inkar beyannamesidir. Bu niyet beyanı değil, nimet bilmezliğin tezahürüdür. 30 Ekim 1918'de Mondros Limanı'nda imzalanan 25 maddeden mütevellit mütareke şartları neyse 28 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen ihanet mutabakatı aynısıdır. AKP PKK ile mütareke yapmış, müzakereye hız vermiştir. 10 Ağustos 1920'de tarihe kirli bir paçavra gibi düşen ve Türkiye'nin ölüm ve imha belgesi olan 433 maddelik serv anlaşmasıyla 28 Şubat 2015'teki ihanet metni arasında esasta hiçbir fark yoktur. Servi imzalayacak kadar küçülen Hadi Paşa, Tevfik Bey ve Reşat Halis Bey'den oluşan üçlü kadroyla AKP'yi temsilen PKK HDP bloğunun karşısına oturan üç şahsiyetin yolları 95 yıl sonra tıpkısıyla kesişmiştir. Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa 17 Ağustos 1920'de Erzurum'dan Büyük Millet Meclisi'ne çektiği telgrafta servi imzalayanlarla ilgili özet olarak şunları söylemişti. Vatansız, vicdansız üç serserinin yine kendileri gibi millet ve vatanla alakası olmayan birkaç kişi namına barış anlaşmasını imza ettiklerini ajansta gördük. Türkiye'nin hayatı, mevcudiyetini söndüren bu zalim anlaşmanın imza edilmesine karar ve rey veren esamileri malum kişilerin ve anlaşma metnine bazı imza edenlerin ihaneti vataniye ile ittiham olunmasını ve haklarında hükmü gıyabi verilmesini, bu vatansızların isimlerinin her yerde lanetle yad edilmesinin ilan ve tamim olunmasını arz ve teklif eylerim. Aziz milletim, AKP'ye oy veren kardeşlerim, lütfen düşününüz. Diz boyu olan rezaletlere
bacayı saran düşmanlıklara nasıl suskun kalalım? Türkiye parçalanıp, millet bölünüp, vatan satılırken hareketsiz mi kalalım? Çözüm isimli çözülme etaplarını barış makyajlı batış ve bayağılık manifestosunu iyi ve güzel şeyler oluyor diyerek alttan mı alalım? Her dağa çıkan 30 yılda hükmünü geçirecekse, sözünü dinletip dayatmalarını kabullendirecekse, Türk milletinin payidarlığını, ırzı devleti, şerefi devleti nasıl teminat altına alıp ilelebet muhafaza edeceğiz? Bundan sonra önüne gelen silahlanıp bir dağ köşesini, bir yol ağzını tutarsa, değerli arkadaşlarım söyleyiniz, onlara da teslim mi olacağız? Saraylara buyur mu edeceğiz? Ne yapacağız? Neye karar kılacağız? Haysiyetini çıkarlarıyla değiştirmiş, yetmemiş, üste de milli emanetleri vaat etmiş AKP, eşkıyanın meydan okumasına, bölücülüğün hain isteklerine tamam demiş, olur vermiştir. Servin kalıntıları, haçlı hesap ve özlemleri AKP'yi hulul etmiştir. Entrikacılar Türkiye'yi kefene sarmak için yola çıkmıştır. İkiyüzlüler Türk milletini kafa kola almak için hizaya geçmiştir. Nefsinin selametini arayan, vicdan vidaları gevşemiş ehli salipler, bağrımızı ateş düşürmek amacıyla yorgun, argın yürüyen haçlı birlikleri gibi harekete geçmiştir. Eğilene tekme sallayan, dikleşen ve diretene, yalvaran, yakaran ve esas duruşa geçen siyasi menfaat şebekesi ufkumuzu kirletmeye odaklanmıştır. Küstahlığın zirvesinde bağdaş kurup millete sövüp sayanları harıl harıl vızır vızır küfrün destanını yazmaya koyulmuşlardır. 1919'lu yıllarda kalpak çiğneyen İngiliz zabitiyle, süngü dayayan Fransız lejyoneriyle, çarşaf yırtan Rum palikaryasıyla, karın deşen Ermeni militanıyla AKP ve PKK'nın ne farkı kalmıştır? Mübalağasız diyebiliriz ki bunların hepsi aynı pis muhitin mahsulleridir. Bunların hepsi aynı çarpıklığın ümidi, aynı alçaklığın üretimi, aynı defolu imalatın yan ürünüdür.